Nikah, daha doğrusu düğün hazırlığında olan başka bir çifte geçiyoruz. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir. Arkadaşlarımız Oğuzhan Koç'u bulmuşken düğünle ilgili detayları sordular. Oğuzhan Koç'tan cevap. Hanımın dediği olur. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Demet Özdemir'e evlilik teklifinde bulunan Oğuzhan Koç, konser öncesinde ikinci sayfaya çok özel açıklamalarda bulundu. Tatil için gizli gizli Kıbrıs'a geliyoruz. Tatil için de çok fazla böyle tercih ettiğiniz bir yer mi? Kıbrıs'ı gezer misiniz? Nereleri beğenirsiniz daha çok? Zaten özellikle tatil için Kıbrıs'ın yazı inanılmaz. Yazın biliyorsun biz de Çeşme'dir, Bodrum'dur, evet. Biraz oralarda sık görünüyoruz ama sizin bizi görmediğiniz kısımda da bizim mutlaka aralarda bir Kıbrıslarımız var. Buranın da hakikaten çok fazla bilinmeyen harika plajları, koyları vesaire. Buralı arkadaşlarımız sağ olsunlar bizi çok iyi misafir ediyorlar. Her yaz geliyoruz, seve seve de geziyoruz buralarda. Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğün hazırlıkları için Çeşme'de mekan baktığı, çiftin İstanbul ve İzmir arasında mekik dokuduğu iddia edilmişti. Hayırlı olsun diyelim bu arada. Çok teşekkür ederiz. Güzel eyvallah. Bir mutluluğa adım atıyoruz. Eyvallah, yüzler gülüyor. Evet, yüzler gülüyor. Teşekkür ederim. Düğün içinde yer bakıldı. Hani onunla alakalı bir bilgi alabilir miyiz en azından birinci ağızdan? Hiçbir Çeşme fikrim ve İstanbul yok. Öyle arasında... bir haber okudum. Evet. Mekik dokuduğumuz söylendi. Evet. Bir kere hayatımda hiç mekik dokumadım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Haberi yazan arkadaşa. Çeşme ile İstanbul arasında hiç mekik dokumadım. Yok, henüz öyle bir planımız, programımız, yani orası burası diyeceğimiz bir şey yok ama bilmiyoruz vallahi nerede olacağını. Bakacağız. Birlikte karar vereceğiz. Düğünle ilgili Demet Özdemir'in orijinal fikirleri varmış. Oğuzhan Koç bu durumu ilk kez açıklıyor. Hanımefendilerin fikirleri daha önemli, evet. Bu konuda. Birlikte bir karar alacağız. Biraz onun planları, projeleri var. Onun takvimiyle, benim takvimimle en uyumlu tarihi bulup en kısa zamanda düğün yapmak istiyoruz. Yaz düğünü olacak. Yaz gibi duruyor. Kıbrıs'ta bakalım. Olur mu peki? Neden olmasın? Her yerde olabilir. Kıbrıs'la İstanbul arası mekik dokuyor. Evet, oluyor. İstanbul arası. Mekik dokurum Kıbrıs'a, hiç sıkıntı yok. Sonuçta sahil burada da var. Her yerde. Yaz aynen düğünü, öyle. Plaj aynen düğünü öyle. Burada da olabilir. Öyleymiş, plaj düğünü istiyormuşuz. Öyle karar vermişler. Bakalım. Bakalım nerede evleneceğiz. Seda Sayan'dan sonraki takvimimize göre nikah Demet'le Oğuzhan'dan gelebilir. Evet. Eylül'e onların kadar da böyle yazı nikah var. Evet. Yazın. Bir şey söyleyeceğim. Hadise, Mehmet Dinçerler, Demet, Oğuzhan Koç. Bu ara ünlü markalar onları böyle yakın markajı aldılar. Kesinlikle. Sponsor olmak için yarışa girdiler. Hatta lüks oteller çiftimizi arıyormuş. Düğününüzü bizde yapın teklifinde bulunuyorlarmış. Üste para teklif edenler bile var. Düşünebiliyor musun? Gelinlik firmalarında. Valla böyle ünlü çiftlere eğer böyle teklifler geliyorlarsa naçizane maddi durumu yerinde olmayan, bu sebepten dolayı bir türlü bir araya gelip evlenemeyenlere de bir parantez açsalar. Evet. Hani biz burada evleniyoruz ama 15 gün sonra bu çocuklar da küçük bir salonda otursunlar dese. Ya madem bu kadar şartla kabul geliyor, etseler. Evet, onlar da evet derler yani. Bak nasıl güzel bir şey düşünüyorsun. Vallahi çok üzülüyorum. Böyle... Evlilik hazırlığı yapan hayranlarına da jest yapsalar. Aynen öyle. Biz sizde tamam düğünümüzü Demet. Yapacağız ama küçük bir salonda da hayranlarımıza evet otursunlar. Süper. Ne olacak yani? Çok iyi fikir. Yani çünkü diyorsun ya bir sürü teklifler geliyor. O tekliflerin arasından bir tanesini onlara kaydırsınlar. Bir zaten de, onların sponsorları falan ihtiyaçları yok. Hiçbir şey Gülşen bu kez yok. Oğuzhan temkinli, çok detay vermiyor. Çünkü nişan gibi yani nişan söz gibi ve teklifinde bir arada bulunduğu o törenle ilgili her şeyi o kadar önden öğrendik ki. Bu kez kimseyle paylaşmıyor bence. Yüzlüktü, işte arabaydı, oteldi, eğlenceydi, sakilerdi. Yalnız Oğuzhan'ı ben uzun zaman sonra ilk kez bu kadar mutlu görüyorum. Olur tabii ki. Ne kadar rahat. Evet, çok rahatlamış. Çok yüzü gülüyor. Normalde evet. Bir gerginliği vardı. O gerginlik gitmiş üzerinden. Aşk yaramış ona. Özel hayatıyla ilgili hiç konuşmayı sevmiyordu ama Demet onu biraz magazine hani alıştırmış. Bir şekilde de mecburuz demiş herhalde. Bir şey söyleyeceğim. O sana bir yakışıklılık mı gelmiş? Bana mı öyle geliyor? Bak bir gıdı gıdı, gıdı gıdı operasyonu geçirdi falan gibi değil mi? Bir şey gelmişti evet, kulağımıza bir... ama... Bak burada bir parça var ama orada gitmiş sanki. Gelin hanım el attı. Gelin hanımın ekibi de el İyi attı. İyi olmuş öyle söyleyelim. Evet. Daha spor, daha güncel, daha pop tarzı ve daha genç, daha yaşına uygun bir şeyi var artık. Görüntüsü var Oğuzhan'ın. Evet, Yargı dizisinin yıldızı Pınar Deniz efendim 8 aylık sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan kısa bir süre önce ayrılmıştı. Pınar Deniz'in sürpriz bir isimle yakınlaştığı ortaya çıktı. Bakın kim o isim? Yiğit Kirazcı ile yollarını ayıran
Pınar Deniz gönlünü kime kaptırdı? Pınar Deniz'in yeni aşkını ikinci sayfa açıklıyor. Yargı dizisinin avukat Çelik'in Pınar Deniz son zamanların en çok konuşulan ismi. Sadece oyunculuğu değil özel hayatı da hep gündemde. Kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kiraz ile olan birlikteliğini sonlandıran Pınar Deniz'in adı rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile anılmaya başlamıştı. Ancak Pınar Deniz deyim yerindeyse sağ gösterip sol vurdu. Pınar Deniz'in avukat Nail Gönenli ile yakınlaştığı iddia edildi. Özge Özpirinççi, Aras Bulut İğnemli, Engin Öztürk gibi pek çok ünlü ismin de yakın arkadaşı olan Nail Gönenli daha önce de Bessem Özdemir ile yaşadığı aşkla adını duyurmuştu. İddiaya göre Pınar Deniz ile Nail Gönenli arkadaş ortamında tanıştı ve kısa süre içinde de birlikte olmaya başladılar. Müge. Oh ne güzel, hep böyle aşk meşk haberleri verelim ya. Evet, İnsanın içi açılıyor. Ne güzel açtık yayını böyle, evet, Seda Sayan'ın düğün, aşkından. Nikah hazırlığı, Pınar yeni Deniz'in bir aşk. Ama burada aşk şöyle diyelim, çok kısa sürdü. Hmm. Nail Gönenli, bu ismi magazin dünyası daha sık duyacak herhalde. Sadece kazandığı davalarla değil, kazandığı kalplerle de gündemde. Bugüne kadar. Ünlüler dünyasında herhalde en güzel kadınlarla ilişki yaşadı Nail diye düşünüyorum. Bir de karda yürüyüp izini belli etmeyen gruptan. Acaba mi? Öyle mi? Ama hep bir şekilde kulağımıza geliyor. Kulağımıza geliyor ama onun tarafı hep bir sessiz, ketum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ünlü kızlardan dolayı geliyor. Hayır, gittiği yer... Her şey gizli kalsın diyorlar ama hiçbir şey gizli kalmıyor. Pınar Deniz'le de biz notumuzu da aldık. Çünkü arkadaşımız onları birebir gözlüğüyle görmüş. Evet. 5 Mart Cumartesi günü yanlarında kim var? İşte Pınar Deniz var, Nail Gönenli var, Merve Dizdar var, Enis Arıkan var. Böyle kalabalık oyuncu arkadaş grubuyla birlikte o Emirgan'da çok bilinen mekana gidiyorlar. Gecenin ilerleyen saatlerinde Nail ile Pınar Deniz arasında böyle bir yakınlaşma başlıyor. Samimi bir dans ve öpüşme falan. Arkadaşım diyor ki yani inanamazsın, büyük bir aşk var sanki aralarında ateş diyor. Bir tutku var, ateş bacayı ateş sarmış. Ateş bacayı sarmış. Aynen. Vaziyette. Ve küçücük bir mekan, kapkaranlıkta bir mekan. Herkes göz, her şeyi görüyor o mekanda. Vallahi hayatım, göz gözü görmüyor, karanlık diyorlar ama herkes herkesi görüyor yani. O geceden sonra da görüşmüşler ama Pınar'ın iş yoğunluğundan, set yoğunluğundan dolayı da olmamış. Sadece bir hafta sürmüş bu ilişki. Tekrar alevlenebilir. Şimdi bir hafta. Yakıştırdım ben onları birbirlerine. Ben de yani fiziken yakışıyorlar. O kadar samimi, ateşli bir hal aldıklarına göre ruhen de uyuşmuşlar. Dolayısıyla hani iş yoğunluğu bir süre sonra bitecek. Evet. Sezon sonu geliyor. Ondan şimdi, sonra yaza doğru böyle bir alevlenme olabilir. Şimdi bu yakınlaşma iddiası da dün Takvim Gazetesi'nde yer alınca bizim arkadaş arıyor ikimizi, diyor ki kızlar ya ben size bir şey söylemeyi unuttum. Ne işte bugün de gazetede görünce aklıma geldi. İşte ben de 5 Mart Cumartesi günü oradaydım. Gözümle gördüm onları. Evet. Biz neler söyledik o arkadaşa neler. Ya insan nasıl tutar böyle bir şeyi ve bizle paylaşmaz. Gözümle gördükten sonra hemen arıyor desene kardeşim. Evet. Ne yapıyorsun? Eve mi götürüyorsun anılarını, görüntüleri? Arkadaşlarına mı anlatıyorsun? Bize aynen, anlatacaksın. İnsan izlerken aklına gelir evet, şunlara WhatsApp'tan yazayım diye. Detaylar çok bizde, onu evet, söyleyelim. Ama yalanlamasınlar sakın. Tekrar başlayabilir. Öyle bir olabilir, haftada kalacak gibi görünmüyor. Olabilir.